Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında dönüşümler konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani simetri dönüşümünü yani yansıma dönüşümünü anlatacağız size. Evet kitabımızda sayfa numarası 248, 249, 250, 251 ve 252 anlatacağız size. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Simetri dönüşümüne yani yansıma dönüşümüne ilk olarak eksenlere göre simetrikten başlayalım bakalım. A noktası verilsin. X virgül Y noktası olsun o da. X virgül Y noktasını ilk önce X eksenine göre simetriğine bakalım. Tabi burası X virgül Y gösterirken burası 90 burası da 90 olacak. Ve şu kenarla bu kenar birbirine eşit. Bu yuvarlıkla bu yuvarlık birbirine eşit değil mi? Yani burası X. Burası da Y birim olduğunu biliyoruz. Şimdi X eksenine göre simetriğini alırsam. Hocam şöyle bir şey olacak. Bu noktanın X'e göre simetriği tam buradaki nokta. Yani şunlar eşit olmak zorunda. E ne oldu? Apsinde herhangi bir değişiklik yok. Burası y iken burası y. E, o zaman burası da y oldu. Apsi hala x. Ordinatına bak. Ordinatın nereye denk geliyor? Şuraya. Y birim aşağıya. Hangi noktadadır bu? Eksi y noktasıdır. Yani ne oluyormuş x eksenine göre simetriğinde? Y'si işaret değiştiriyormuş. Peki y eksenine göre simetriğini aldığım zaman hop şöyle. Bu kenarla bu kenar eşit işte olacak. X'e burası da x'e dikdörtgenden. Yani burası da x. Şöyle gelecek olursak. Apsi x birim solda oldu. Eksi x noktası yaptı. Y birim yukarıda hala Y'sinde bir değişiklik yok. Ha, sadece değişik değişiklik oluyor. Yani buradaki noktada eksi x virgül y mi oldu? Evet. Yani y eksenine göre simetriğinde de x'i işaret değiştirdi. Bak ters bir mantık var. Bir de orijine göre simetriğinden bahsedelim. Orijine göre simetriği de bu değil mi? Tam burası. Noktanın noktaya göre simetriğinden yapabiliriz aslında onu. O da ne oluyor arkadaşım? Bu nereye denk geldi? Apsis eksi x'e denk geldi. Ordinatta eksi y'ye denk geldi. Ya şu eksenleri göstermişken orijinde göstermek istedim açıkçası. Yani A noktasının X eksenine göre simetrisi Y'si işaret değiştiriyor. Y eksenine göre simetriğinde de X'i işaret değiştiriyor. Evet X bir göre Y noktasının orijine göre simetriğinde de her ikisi de işaret değiştiriyor. Yani X eksenine göre Y eksenine göre orijine göre de işaret değişimleri söz konusu. Evet noktanın noktaya göre simetriğinde anlatılacak bir şey yok. Yaşamak lazım. Nasıl mı yaşayacağız? Gel şöyle beraber yaşayalım istersen. Bu nasıl bir hoca hiçbir şey anlatmıyor demeyin. Size lazım olanları anlatıyorum. Şimdi ilk önce şunu şey yapalım. Yaşamak lazım derken örnek üzerinde göstereyim istersen. Mesela A noktası 1'e 2 noktası olsun. 1'e 2 noktasının 3'e eksi 2 noktasına göre simetriği mesela. Ne olacak? E hocam bu noktanın bu noktaya göre simetriği şurasıdır. Yani şuradaki x virgül y. Orta nokta koordinatından gidebilirsin. Yani nasıl yapabilirsin bunu? x artı 1 bölü 2'ye eşittir. 3'ten x'i y artı 2 iki bölü 2 eşittir. Eksi 2'den y'yi bulabilirsin. Ama biz bunu böyle yapacağımıza 1'den 3'e 2 artmış bir, yani şurası k burası da k ya. k da 2 artmış k da bir daha 2 arttır. 5 yapar burası. 2'den eksi 2'ye 4 düşmüş k da bir daha 4 düşür. Eksi 6 yapar burası. Noktanın noktaya göre simetriğini bu şekilde buluyoruz kardeşim. Tamam. Evet şimdi gelelim şu sorulara. 2'ye 2 iki noktasının x80'e göre dönüşümü altındaki görüntüsünü buluruz. Arkadaşım y'si işaret değiştiriyor. 2'ye eksi 2 noktası olur direkt. E 6'ya 3 y eksene göre simetrisi. y eksene göre simetriğinde x'i işaret değiştirecek. 6'ya 3 noktası yapar. İstersen analitik düzlem çizip de kendinde gösterebilirsin. 3'e eksi 4 noktasının orijine göre simetriği olan nokta her ikisi de işaret değiştirecek. Yani eksi 3'e 4 noktası yapar bu da. 13. sorudayız. A 4'e 5 noktasının orijine göre simetriği. Arkadaşım B noktasıymış. B noktası ne olacak o zaman? Eksi 4'e eksi 5 olacak. B noktasının da x'e göre simetriğinden bahsediyorum. Y'si işaret değiştirecek. Eksi 4'e 5 olur o zaman. C noktası isteniyor bizden. Direkt eksi 4'e 5 yapar. 14'teyiz. Analitik düzlemde 3'e 3 noktasının. Evet 3'e 3 noktasının A noktası. X'e göre simetri isteniyor. Y'si işaret değiştirecek. Bu B noktasıymış. 3'e eksi 3 e X3 olur. Orjine göre simetriyi. Evet A 3'e 3'ten bahsediyorum. Virgül koymuş. Şimdi şöyle deseydi 3'e 3 noktasının x eksenine göre simetriyenin orijine göre simetriği deseydi bunun simetriğini alacaktım. Ama virgül koyup orijine göre simetriye demiş ya. Okuyup anlamak lazım. A 3'e 3'ün orijine göre simetriği de ne oluyor? C noktasıymış. Eksi 3'e eksi 3 her ikisi de işaret değişti. A, B, C üçgeninin alanı nedir diye soruluyor. E, o zaman arkadaşlar burada analitik düzlem çizseydik keşke çizelim o zaman. A noktası 3'e 3 tamam. B noktası 3'e eksi 3 oldu. 3'e eksi 3 oldu. 3'e eksi 3. C noktası da ne oldu? Eksi 3'e eksi 3 oldu. O orijine göre simetri ya. Şurası eksi 3'e eksi 3 oldu. Eksi 3'e eksi 3. Şu üçgenin alanı isteniyor arkadaşım. Şuradaki uzunluk kaç? Hocam buranın hapsi eksi 3 ya. E. 3 birim burada. 3 birim burada. O zaman burası 6 yapar. E burası da 3 birim 3 birim. Toplamda burası da 6 yapar. Şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza. 6 çarpı 6 bölü 2. 36 bölü 2'den cevap 18 çıkar. 14. soru. 15'teyiz. Bu noktanın x eksenine göre simetriği b. Eksi 3 bölü 2. Eksi 2. Ye. A noktasının. B şeye göre simetri. X'e göre simetriği y'si işaret değiştirir. Eksi 3 bölü 2'ye 2 yapar. Y eksenine göre simetriyi. Bunun da y'ye göre simetriği de ne arkadaşım? X'i işaret değiştirecek. C noktasıymış. Yani 3 bölü 2'ye eksi 2 noktası yapar. BC uzunluğu nedir? BC uzunluğu eşittir. Kare içinde X'ler farkının karesi. Eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2 karesi. Artı. Y'ler farkının karesi. 2 eksi. Eksi 2'nin karesi. Yani 2 artı 2'nin karesi yapar bu. Hocam burası 3 yaptı. Burası 4 yaptı. 3 4 5 üçgeninden direkt 5'i de yapıştırırız. Ya da 3'ün karesi 9 artı 16 25 kök 25'te 5 çıkar. Evet örnek 16'dayız. Bak. 4'e 1 noktasının 2'ye 7 noktasına göre yansıması şunlar eşit olacak. 4'ten 2'ye 2 azalmış bir daha 2 azalt 0'a. 1'den 7'ye 6 artmış bir daha 6 artmış. 6, 6 arttır daha doğrusu 7 artı 6'dan 13 noktası yapar. Noktanın noktaya göre simetriğini anlatmaya gerek var mı? Yok. Yaşa. A noktasının B noktasına göre simetriği. Evet buymuş. Hemen yine basit bir şekilde çizelim. Şekil A 3'e 5'in Neye göre simetriyi? B noktasına göre simetriyi bilmiyorum. C noktasıymış. Ne olmak zorunda simetriyi olduğu için? Şunlar birbirine eşit olmak zorunda. Burası da 5'e eksi 1 noktasıymış. Bitti. Ne yapacağız? Hocam orta nokta işte. 5 artı eksi 3 2 bölü 2 1'e. 5 artı eksi 1 4 bölü 2'den 2. 1'e 2 noktası çıkar. Örnek 18'deyiz. Bu noktanın noktaya göre yansıması buymuş. Bakın x'e 3'ün şu noktaya göre yansıması 2 göre yansıması hop eksi 1'e 0'mış. Orta noktadan gidebiliriz ya da eksi 1'den bak bu yöne git. Eksi 1'den 2'ye apsise bak sadece. Buradan başladı zaman. Eksi 1'den 2'ye 3 artmış. Bir daha 3 arttır. 5. Sonra burası 5 yaptı ya. Hocam y'lere bakacak olursam ortadaki eksik. Orta nokta koordinatı. 3 artı 0 bölü 2. Yani burası da 3 bölü 2 çıkar. Evet. O zaman x çarpı y isteniyor bizden. 5 ile 3 bölü 2'nin çarpımı isteniyor. O da kaç yapar o zaman? 15 bölü 2 çıkar arkadaşım. Örnek 18. 15 bölü 2 geldik. Eksenlere paralel doğrulara göre simetriğini alacağız şimdi noktanın. Bunu da istersen aklında tut. istersen şey yap. Bak şimdi. x virgül y'nin x eşittir a'ya göre simetriğinde. Hocam ben buranın ne olduğunu biliyorum. Buraya kadar kısmın x olduğunu biliyorum. Şuraya kadar kısmın x olduğunu biliyorum. Şuraya kadar kısımda şurası x eşittir a doğrusu 90 derece ya. Burası a noktası ya. A noktası. A'dan x çıkarttığım zaman a eksi x olduğunu biliyorum. Bu noktanın buna göre simetriğini aldığımda bunlar birbirine eşit olacak. Burası da a eksi x olacak. Şimdi dikkat et. Burası a. Burası da a eksi x. 2 a eksi x yapıyor. Hmm. Şimdi bu noktanın x eşittir a'ya göre simetriğini aldığımda ne oldu? 2 a eksi x'e y'sinde bir eşim var mı? Yok. Bak. Bak x virgül y'nin x eşittir işte a'ya göre simetriğinde bunun iki katından apsini çıkartacağım. 2 a eksi x'e y oluyormuş. Peki aynı şeyi buna göre yapsam bu sefer bak dikkat et aynı mantık. Buraya kadar kısmı y. Şuraya kadar kısmı b. Buraya b eksi y kaldı. O zaman simetriyi alınca bunlar birbirine eşit ya. Burası da b eksi y yapar. O zaman buradaki noktanın apsinde de değişiklik yok. x virgül şurası daha doğrusu x virgül Ordinatında bir değişiklik var mı? Var. Şöyle B burada B eksi Y burada 2 -E B eksi Y yapıyor. Y eşittir B'ye göre simetriğinde de ne oluyormuş arkadaşım? X sabit kalacak. Y'sinde de bunun katından Y'sini çıkartacağım. 2 B eksi Y olacak. İster bil ister şekil çiz. Ama bilmenizi tavsiye ediyoruz burada. Ee, daha rahat bir şekilde çıkıyor çünkü. Mesela burada 1'e 3 noktasının x eşittir 4'e göre simetriğinde bunun 2 katından apsini çıkartacağım. 2 çarpı 4 eksi 1 ordinatta aynı kalıyor. Analitik düzlemde çizerek yine sonuca ulaşabilirsin. Yani 7'ye 3 noktası yapar burası. Bu sefer bu noktanın doğruya göre simetri. Hocam doğruya göre simetriyi görmedik. Ya kardeşim düzenlesene bu x eşittir eksi 4 doğrusu yapmadı mı? Yaptı. Ha, bunun 2 katından yani eksi 8'den neyi çıkartacağım? apsi çıkartacağım. Ordinatta aynı kalacak. Yani noktamız eksi 10'a eksi 2 noktası yapar. Evet noktamız bu şekilde bulundu arkadaşlar örnek 20'de. Örnek 21'e geldik. A noktasını y eşittir 1'e göre sebebi. Bunun dikkatinden y'sini çıkartacaksın. Apsiz sabit kalacak. Eksi 2'ye. Ya bu sefer analitik düzlem çizeyim. Tamam e, analitik düzlem çizip de göstereyim aynı zamanda. Tabi tamam, ilk başta hızlı bir şekilde bulayım. E, bunu eksi 2'ye 2 çarpı 1 eksi 5 şeklinde bulunuyor. Yani eksi 2'ye eksi 3 noktası yaptı. Ya da unuttum bu kardeşim. Eksi 2'ye 5 noktasını belir. Eksi 2'ye 5 noktası burada. Eksi 2'ye 5 noktası burası. Sonra y eşittir 1 doğrusu. Y eşittir 1 doğrusu burada. Simetriğini alınca ne olacak? Hocam şu mesafe şu mesafeye eşit olacak. Burası 4 birim ya. 4 birim aşağıda. 1 birim burada. 3 birim aşağıya geleceğim o zaman. 3 birim. O zaman buradaki ne yaptı? nokta ne yapıyor? Eksi 3 noktası yaptı. Bakın Apsinde herhangi bir değişiklik yok. Yani eksi 2'ye eksi 3 ye noktasını bu şekilde de bulabiliriz. 3'e 3 noktasının y'iştir 6'ya göre simetriye. Bunun ilk katından y'sini çıkartacağım. O zaman o nokta ne yapıyor? 3 virgül 12 eksi 3 yapıyor. Bunun ilk katı 12 eksi 3 yaptı. Yani bu nokta 3 virgül 9 yaptı. İşte bu da bunun üstündeymiş. Koy yerine 2 çarpı 3 eksi 3 çarpı 9 artı a eşit 0'dan. 27'de e, 6 eksi 27 eksi 21 yapar. Öbür tarafa atınca da artı 21 yapar. Yani örnek 22'de 21 bulduk. Şimdi açı ortay doğrularına göre simetri. Birinci açı ortay doğrusuna göre simetri. Ya yani ispatı yapılabilirdi arkadaşlar. X virgül Y'nin Y eşittir X'e göre simetriğinde noktalar yer değiştirir. Y virgül X olacak. Bu kadar. İspatı buradan böyle X kenar çıkıyor. Burası 90 derece. Tam bu, bu nokta burada oluyor. Şunlar da birbirine eşit olduğundan dolayı ee, bunlar yer değiştiriyor arkadaşlar şöyle haberiniz olsun buradaki ispatta bu şekilde ya, ya yapalım ya da istersen şuraya kadar ne olduğunu biliyorum şurası y ya burası y burası da y mi y şuranın ben ne olduğunu biliyorum x olduğunu biliyorum ondan sonra başka ne var burada x virgülü y noktasında x virgülü y yazdık y eşittir işte, x doğrusu olduğu için 45 45 burası e burası y ise burası da y oldu buraya ne kaldı o zaman x eksi y kaldı x eksi y burası x eksi y burası, x, y burası. E o zaman burada topladığın zaman ne yaptı burası bakın. Bak o, buranın hapsi y yaptı. x eksi y artı y de şu uzunluk yaptı. Yani x yaptı. Gördüğünüz üzere y x. Yani bu akılda kalıyor zaten kolay. İspatından kaçmak istedim ama dayanamadım yaptım. x virgül y noktasının y eşittir x'e göre simetriğinde noktalar yer değiştiriyor. Yani y virgül x oluyor. Tam tersi bunun y eşittir x'e göre simetriğinde de arkadaşım ne oluyor? Noktalar hem yer değiştiriyor hem de işaret değiştiriyor. İlk yer değiştir. Kafan karışabilir. Sonra işaretleri değiştirirsin. Tamam. Çok basit. Y eşittir x'e göre simetrikinde noktalar yer değiştiriyor. Y eşittir x'e göre simetrikinde hem noktalar yer değiştiriyor hem de işaretler değişiyor. Eksi 4'e 5 noktasını y x doğrusuna göre simetriği ne olmak zorunda? Noktalar yer değiştirecek. Noktalar yer değiştirdiğinde 5'e eksi 4 olacak. işaretiyle birlikte değiştir. A, hocam bu nokta buymuş işte. Yani burada 2x eksi 1 apsis 5 olacak. 2x eksi 1 5. 2x eşittir 6. x eşittir 3 olur. Y de 4 y de eksi 4'e eşit olacak. A, ordinatlar da birbirine eşit olacak. E o zaman buradan da y'yi de kaç buluruz? Eksi 1 buluruz. x çarpı y isteniyor. 3 çarpı eksi 1 isteniyor. O da eksi 3 yapar. Evet örnek 23. Eksi 3. 24'teyiz. 3'e 4 noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetriği b noktası. B noktası 4'e 3 noktası mı olacak? Noktaları yer değiştirdim. Evet. B noktasında x eksenine göre simetriği, x'e göre simetriği y'si işaret değiştirecek. 4'e eksi 3 olacak. İşte o noktada neye eşitmiş? A artı 2'ye b eksi 1'e eşitmiş. E o zaman 4 a artı 2 eşit. A artı 2 eşittir 4 ise a'yı buradan 2. B eksi de eksi 3'e eşit olacak. B eksi de eksi 3'e eşitse b'yi de buradan eksi 2 buluruz. A artı B isteniyor. 2 artı eksi 2'den kocaman bir sıfır yapar. Evet örnek 24. Sıfır. 25'teyiz. Dik koordinat düzleminde eksi 1'e 3 ve A'ya B noktaları verilsin. A, B'nin orta noktası. Nedir? Eksi 1 artı A bölü 2'ye B artı 3 artı B bölü 2 değil midir? Evet. Bu orta noktası A, B'nin orta noktasını Y eşittir. X doğrusuna göre simetriği. Noktalar yer değiştirecek. 3 artı b bölü 2'ye eksi 1 artı a bölü 2 yapar. İşte bu nokta 4'e 2 noktasıymış. E bu ne demek? Apsisler birbirine eşit olacak. Yani 3 artı b bölü 2 eşittir 4 ise 3 artı b'yi buradan 8 buluruz. b buradan kaç bulur? 5 buluruz. Sonra buradaki 2 ile de burası birbirine eşit olacak. 2 eşittir de eksi 1 artı a bölü 2. 4 eşittir eksi 1 artı a'dan a'yı da buradan 5 buluruz. Benden de a artı b isteniyor. 5 artı 5'ten cevap 10 çıkar. Geldik örnek 26'ya. Bu noktanın y eşittir eksi x'e göre simetriye. Noktaları yer değiştir. Yer değiştir. Yani 2'ye 3 olur. Bir de işaret değiştir. Eksi 2'ye eksi 3 olacak. İşte bu nokta a artı 3'e b noktasıymış. E tamam. a çarpı b nedir? O zaman eksi 2 a artı 3 eşit. A artı 3 eşittir. Eksi 2 ise A'yı buradan eksi 5 bulurum. Eksi 3 de B'ye eşit. Eksi 3 de B'ye eşitse B'yi de direkt eksi 3, eksi 3 olarak buluruz. A çarp B isteniyor benden. Eksi 5 ile eksi 3'ün çarpı isteniyor. O da 15 yapar. Evet cevap 15 oldu. Örnek 26'da. Geldik örnek 27'ye. A noktasının y eşittir eksi x doğrusuna göre simetriği. Şimdi bu noktanın y eşittir eksi x'e göre simetriği ne olacak? Noktaları yer değiştir. Eksi 3'e artı 1 yapar. Bir de işaret değiştirin. Bu artı bu eksi olmak zorunda. Evet yani 3'e 1 noktası. 3'e eksi 1 noktası yaptı. Bu bu doğru üstündeymiş. E uzan koy yerine sağlansın. X yerine 3 koydum. 2 çarpı 3 artı 3 çarpı Y yerine de eksi 1 koydum. Artı A işi sıfırdan. Buradan 6 eksi 3. 3 yapar. Şurası 3 artı A eşittir sıfırdan. A'yı da eksi 3 buluruz. Evet cevap böylelikle eksi 3 çıktı. Örnek 27'de. Geldik noktanın doğruya göre simetrisine. Şimdi beni burada iyi dinleyin kardeşim. Burada noktanın doğruya göre simetriye alınırken bir kere basit bir şekilde şekli çizeceksiniz. Kesin ve net. Tamam. Basit bir şekilde şekli çizeceksiniz. Yani şekil şu. Bir noktanın bir doğruya göre simetriye. Nokta var doğru var. Tamam. Sonra simetri olan noktayı şu şekilde göstereceksiniz. Şunlar eşit olacak. Burası dik olacak diye göstereceksiniz. Bak aynen bu şekilde gibi. Tamam. Şekil zaten çizik oluşturduk. Sonra burada A noktası belli. Doğru belli. Buradaki noktayı bulmaya çalışacaksınız. Nasıl bulursunuz? Şimdi size birkaç farklı yol göstereyim. Birincisi. Arkadaş A noktası belli ya. Ben B noktasını bulursam olay bitti. B noktası nasıl bulunur? İki doğrunun kesim noktasında. Buradaki doğrunun denklemi belli ya. Bu denklemi yazmam lazım. Denklemi yazmam için kendime iki soru soruyorum. Bir eğim iki nokta. A doğrular dik kesiyor. Eğimler çarpma eksi bir. Bunun eğimi M1. Bunun eğimini M2 dersem. M1 çarpı M2 neye eşittir? Eksi 1'e eşitlikten M2 bulundu mu? Bulundu. Sonra eğim bulundu. Nokta belli. Doğru denklemi yazıldı mı? Yazıldı. Sonra kesim noktası yaptınız mı burada? Yaptınız. İki doğrunun kesim noktası ortak çözümden buradaki noktayı buldun mu? Buldun. Sonra noktanın noktaya göre simetrisinden bu noktaya ulaştın mı? Ulaştın. Birinci yol bu. İkinci yol nedir hocam? Şimdi tamam ilk önce eğimleri bir kere yazacağız yine. M2'yi bulduk. Sonra buradaki nokta x virgül y noktası ya arkadaşım. Bakın burası x virgül y noktası. Şu denklemde hangisi güzel yalnız kalıyorsa ya x'i yalnız bırakacaksın ya y'yi yalnız bırakacaksın. Nasıl yani? Hocam x eksi 2 y artı 1 eşit 0 şeklindeyse mesela x'i yalnız bırakmak daha kolay. x eşittir 2 y artı 1 yazarsın. Gelirsin burada x yerine 2 y artı 1 yazarsın. Burası da y a y'ler farkı ve x'ler farkı eşittir eğimden y'yi bulursun. O zaman nokta çıkar. Noktanın noktaya göre simetriğinden de buradaki noktayı bulursun. Tamam. İkinci yolda bu şekilde. Ben sana örnek olsun diye gösterdim böyle. Ee, bir üçüncü yol daha var. O da pratik bir yol var. O da biraz sonra soruda gösteririm isterseniz. Tamam. Ben burada söz olarak anlattım. İlk önce doğru denklemi yazılmalıdır. Oradaki cümleleri söyledim. D doğrusunun eğimi nedir? Eksi A bölü B'dir. Değil mi burada? Şu D doğrusu neymi? O zaman A A üstünün neymi nedir? B bölü A olur. Bunları ezberlemeyeceksin tabi. Biraz önceki gösterdiğim şekilde yapacaksın. Şu boşlukları doldurmak istiyorum. Sonra e, A A üstünün denklemidir. A A üstü. Şurası A üssü. Denklemi yazarsın sonra. Ya bu denklemi yazarsın sonra. Nereden yazacaksın? En belli nokta belli doğru denkleminden yazacaksın. İki doğru denklemi çözülerek e, B noktası bulunur. B bulunur. A'nın B'ye göre simetriği nedir? A üssü noktası bulundur arkadaşlar. Tamam. Hadi örnek üzerinde daha iyi anlayacağız. Şimdi A noktası. 1'e 1 bir noktası. Ve şöyle bir doğru verilmiş. X artı Y eksi 6 eşit 0 doğrusu verilmiş. Buna göre simetriği olan noktayı bulmaya çalışacağım. Şimdi şöyle yaparsak. Bunun eğimi kaç? Eksi 1. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından. O zaman bunun eğimi kaç olacak? artı 1. Eğimler çarpma eksi 1'den. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazıp ortak çözümden burayı bulabilirsin. Tamam bunu sana bırakıyorum. Ya da ben ne demiştim? Şunu yazmak daha keyifli. Şuradaki x virgül y noktası ya. X'i ya da y'yi yalnız bırak. Her ikisi de yalnız bırakılabilir. Burada y eşittir. E, 6 eksi x olmadı mı arkadaşlar? Y'yi yalnız bıraktığımızda evet. Y yerine 6 eksi x yazarsak x virgül 6 eksi x noktası oldu burası. A 2 nokta belli. Bu doğru üstünde. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yani 6 eksi x bölü x eksi 1 bölü 6 eksi x eksi 1 bölü x eksi 1 eşittir. Eğim olacak 1 olacak. Yani buradan 5 eksi x eşittir x eksi 1 yapar. Buradan 6 eşittir 2 x'ten x'i buradan 3 buluruz. x yerine 3 yazdığımızda 3'e 3 noktası yapar burası. 1 ken, apsis 2 artmış. Bir daha 2 arttır. Noktanın noktaya göre simetriğini yapıyorum. Bak 5'e 1 iken 3 olmuş. Yine 2 artmış. Bir daha iki arttırıyorum. 5 noktası yapar arkadaşım. Yanlış şimdi sana bir pratik yol vereceğim. Arkadaşım. Pratik yol. Ve ÖSYM'de e sorarsa bu pratik yollusunu sorar. Daha öncesinde çünkü böyle söylemiştim. Ee, böyle söylediğim halde bakın öğretmenlere sorulan sınav sorularında bile böylesini sordu. Noktanın doğruya göre simetriğinde. Eğimi artı eksi 1 olan bir doğru verilir. Eğimi artı eksi 1 bir olan bir doğru verilir sana büyük ihtimalle. Eğim artı eksi 1 olan doğruda kısa yolumuz ne biliyor musunuz? X yerine noktadaki X yazarsın. Bak X yerine noktadaki X yaz. Y'yi bul. Y yerine de noktadaki Y'yi yaz. Sonra buradan da X'i bul. Sonra X virgülü Y noktası da nokta olarak çıkar. Yani ben yukarıdaki soruda bunun eğimi eksi 1 mi? Eksi 1. Tamam. O zaman kısa yolu uygulayabilirim. X yerine 1 yazarsam eğer denklemde 1 artı y eksi 6 eşit 0'dan y'yi 5 bulurum. Y yerine noktadaki y'yi yazarsam eğer buradan da ne geliyor? X artı 1 eksi 6 eşit 0'dan noktamız x 5 çıkar. Bak en son bulduğumuz y ve x değerleri x virgül y noktasını verir bana. O da ne yapıyor? 5,5 noktası yapar. Tamam. Eğimi 1 ya da eksi 1 olduğunda bunu uyguluyoruz dostlar. Evet şimdi doğrunun noktaya göre simetriğine gelelim. Arkadaşlar burada da şekil çizeceğiz. Yine iki tane yolu göstereceğim sana. Birinci yol şu. Analitik düzlemde bir doğrunun bir noktaya göre simetrisi bu doğruya paralel başka bir doğrudur. Çünkü bir doğrun bir noktaya göre simetri ne Hep bütün noktalar böyle eşit olmak zorunda ya. Bu doğruya paralel bir şey. E ben bunu yaparken ne yapacağım? Sana iki tane yol göstereceğim. Bak burada anlatırken e, hatta aşağıdaki soruyu da iki farklı şekilde çözeceğim sana. Burada anlatırken bir yolu göstereyim sana. Sürpriz ikinci yol olsun. İkinci yolu daha çok seviyorsunuz. E, ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi bizden ne isteniyor? Doğru denklemi isteniyor. O zaman... Doğru denklemini bulmam için şu soruyu soruyoruz. İki soru vardı. Mükemmel iki soru vardı. Neydi o? Bir eğim iki nokta. Hocam doğrular paralelse bunun eğimi m bunun da eğimi m değil midir? Evet. Eğim belli. Nokta bulmam lazım. E nokta. Ben buradaki noktayı biliyorum. Şuradan rastgele bir nokta seçerim. Buradan rastgele ama doğru üstünde olacak şekilde. Mesela x yerine sıfır yazdığında y'si kaç geliyor gibi. Tamam mı? Buradan bir nokta seçtin. Ondan sonra noktanın Şöyle noktaya göre simetriğin aldığında bunlar birbirine eşit olacak ya böyle. Aa hocam bu da tam bunun üstünde olmak zorunda. O zaman bu noktanın bu noktaya göre simetrili Çünkü bunlar paralel ya. Kelebekteki orandan dolayı bunlar eşitse bunlar da eşit olmak zorunda. O da noktanın noktaya göre simetri oldu. Sen buradan bir nokta seçtin. Bu noktanın bu noktaya göre simetriğini aldım. Buraya denk gelmek zorunda. E buraya denk geldi ya. E buradaki noktayı da buldun. Eğim belli. Nokta belli. Doğru de sonra yazarsın. Aslında basit. Burada iki tane soru var. İkisinde ayrı yoldan yapayım isterseniz. Burada x artı y eksi 6 eşit 0 doğrusunun a noktası 2'ye 1'e göre simetriği olan doğru isteniyor benden. Bunun eğimi kaç? Eksi 1. Bunun da eğimi eksi 1 olmalı. Şuradan rastgele bir nokta seçiyorum. Mesela x yerine 0 yazdım. Y kaç gelir? 6 gelir. Bu noktaya göre simetrini aldım da buraya denk gelecek. Şöyle şöyle. 0 iken 2 olmuş. 2 iken 4 olur. Çünkü 2 artmış. 6 iken 1 olmuş. 5 azalmış. Bir daha 5 azalt. Eksi 4 olur. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yaz. Eksi 1 çarpı x eksi noktadaki x. Y eksi noktadaki y. Y eksi eksi 4 yani y artı 4 yapar. O zaman burası eksi x artı 4 eşittir. Y artı 4 yaptı. Bunlar bunlar gitti. Y eşittir eksi x, x mi oldu? Evet. Ya da y eşittir eksi x oldu. Ya da buradan x artı y eşittir 0 doğrusu oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kolay. Bu soruyu da çözeyim. İkinci yoldan çözeyim bunu da. Şimdi bir doğru var verilmiş. X eksi 2 eksi 5 eşit 0 doğrusu verilmiş. Bir de nokta verilmiş. Eksi 1'e 3 noktası verilmiş. Buna göre simetriye ne olmak zorunda? Hocam şu aradaki mesafelerin eşit olması lazım. Simetriye alındığı için. Bu da nasıl olmak zorunda? Buna paralel bir doğru ya. X eksi 2'ye artı C eşit 0 şeklinde olmak zorunda. Değil mi? Paralel olduğu için eğimi 1 bölü 2 bir de 1 bölü 2. Yani aynı x eksi 2'ye sadece c'leri farklı olmak zorunda değil mi? Evet. E ee, başka ne yapacağız? Şuradan da bir tane paralel doğru çizecek olursam bunlara. Hocam bu da x eksi 2'ye artı k eşit 0 şeklinde olmak zorunda. A nokta var. Bu nokta bunun üstünde değil mi? Evet k'yı bulabilirim ben. x yerine eksi 1 y yerine de 3 yazınca eksi 6 artı k eşit 0 yapar. K'yi buradan 7 bulurum. A k buradan artı 7 geldi. Bak 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 olaya bak. Eksi 5'ten artı 7'ye ne oldu? Hocam 12 arttı. Buradan da eşit ya. 12 artar diyebilir miyiz? Evet. Diyebiliriz. 12 arttır. O zaman burası da artı 19 mu yapıyor? Evet. Doğrunun denklemi x eksi 2'ye artı 19 eşittir. 0 yapar. Yani ikinci yolda bu. Bir doğru verilmişse noktaya göre simetri alanında bu x eksi 2'ye diye başladıysa x eksi 2'ye artı c yaz. Buradan da paralel doğru çiz. Bu da x eksi 2 ile olacak. Artı k şeklinde. Nokta var ya üstünde. Noktayı yerine koy. K'yı bul. Sonra ne kadar artmışsa o kadar artar. Ya da ne kadar azalmışsa o kadar azalır deyip C'si hakkında da bu yorumu yapabilirdik. Daha önce biz bunu şöyle göstermiştik. Şu iki doğru verildiği zaman şu ortadakini bulmada böyle toplamlarının yarısı şeklinde de söylemiştik. Hatırlarsanız C'ler toplamının yarısı şeklinde söylemiştik. Evet örnek 30'da bu şekilde bulduk. X, x eksi 2 artı 19 şeklinde bulduk. Ve böylelikle yansıma simetrisini yani simetri dönüşümünü yani yansıma dönüşümünü halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde son dönüşümde dönme dönüşümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.